Merhabalar, günaydın, nasılsınız? Ben iyiyim, güne saçlarımı boyayarak başlıyorum. Revlon'un bu koyu, rich, zengin kahvesiyle saçlarımı boyayacağım, iki kutu aldım. Diplerim gelmişti biliyorsunuz ve bugün izin günüm, fırsatım olan yegane gün. O yüzden saçlarımı boyayacağım, bakalım nasıl olacak, ümit ediyorum. Memnun kalacağım sonuçtan. Bu saçlarımın boyamadan önceki rengi ve hali. Görüyorsunuz dipleri fena halde geldiler. Özellikle bu tarafım çok belli ediyor. Neden bilmiyorum. Rengini biraz daha koyulaştırmak istiyorum burada. Bu benim boya tişörtüm. Saçları boyarken giydiğim tişört. Üstünde daha önceden boya kalıntıları olan. Görüyorsunuz. Şimdi boyayacağım ve bakalım sonuç. Ay ne kaşındım. Sonuç nasıl olacak? Bu da bitmiş hali. Yani daha doğrusu boyanmış hali. Bir yarım saat sonra yıkayacağım, kurutacağım, hafif bir fön çekmeye çalışacağım daha iyi rengini görsün diye. Her tarafımı boyadım tabii ki, öyle çok becerikli birisi değilim gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Ve saçlarımın boyanmış hali bu şekilde, benim beklediğimden daha koyu oldu açıkçası. Biraz düzleştirdim. O düzleştirici tarakla, maşayla değil. Tarakla düzleşince tamamen dümdüz olmuyor bildiğiniz gibi, ya da ne bileyim çok böyle jilet gibi olmuyor. Ama benim işimi gördü. Şimdi makyaj yapacağım. Bence sarı saç, kızıl saç ve siyah saç ya da siyaha yakın bu kadar koyu saç kesinlikle makyaj istiyor. Makyajsız insanı böyle bir ne bileyim solgun gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden şimdi makyaj yapacağım, bakalım nasıl olacak. Şuradan da bebek saçlarım elektrikleniyorlar. Şurada azıcık boyam kalmış ama olur o kadar. Bence kendi kendime boyanmış bir saç için hiç fena boyamadım. Beyazlarım kapandı tamamen. Böyle. Bu da makyajımın bitmiş hali. Böyle soğuk tonlarla yapmaya çalıştım. Ben aslında saçlarımı da soğuk tonlarla yapmaya çalıştım. Küllü koyu kahve olsun istiyordum. Ne kadar küllü tartışılır. Benim saçlarımda kızıllık var. Ne yaparsam yapayım geçmeyen bir kızıllık söz konusu. Yıllarca saçımı bildiğiniz kırmızı kullanmıştım YouTube'dan vesaire çok önce. Onun üstüne de bir dönem çikolata kahvesi kullandım. Karamel falan filan derken saçlarımda bir türlü saçımdan çıkmak bilmeyen bir kızıllık var. Fark ediyorsunuzdur. Ne zaman saçlarımın boyası aksa hep altta kızıllık var. O yüzden onu biraz değiştirip küllü yapmaya çalışıyorum. Biraz daha böyle gri mi derler. Daha soğuk ton olsun istiyorum saçlarımda. Ne kadar yakaladım tartışılır ama her neyse makyajlı halimde bu. Şimdi size oturup video çekeceğim. Sen benim saçlarımdan ve rujumdan ne istiyorsun? Sen önce ağzını sil. Ağzındaki... Baban her neyle besledi kızım Rafa. Saçlarımı bozmaz mısın biraz biliyor. Hey. Sen benim ciğerim misin? Anneciğim ama saçlarımı yeni yaptım ya. Tam şu kafamın ortasındaki boya da. Şuradaki. Sen aşk mısın? Of, ciğerim misin? Arkanda da babanı gördük ve gösterdik. Hey. Anatolia. Saçlarımın içine etti. Ben o kadar ipini yorup de bana vuruyor. Don't hit mom. Don't hit mommy. Cry. Anası art art sağlıyor. Cry. You're not supposed to kiss daddy. You're supposed to kiss me when I cry. Babayı değil beni öpeceksin anneciğim. Hey. Ağlayan benim. Okay. Thank say you. Say no more cry. Mimi. Kızım, yavrum, dünyam. Oh, mis kokulu, mis ağzım. Burnunu öptü, onun üstü ağzını öptü. Aşkım, istemiyorum. İstemiyorum. Yani bir insan günde 20 kere emzirmez. İstemiyorum. İstemiyorum. Okay. Yani bu yöntem gerçekten işe yarayacak sanıyorsun. Güzel olmuş tüm bu canavar, bu küçük canavar bana saldırana kadar. 5 çak. Çak çak çak. Yumruk. Okay. Yeah, now do it with daddy. Nasıl da yumruk veriyor, şey yapıyor. Mommy bumps. Can I have a kiss? Bir öpeyim mi? Aşkım. Ciğerim misin sen? Okay. Size kendimi gösterecektim. Makyajımı, saçımı sohbet edecektik bir Anatolia'ya ama Anatolia'nın benim için 5. Çak. Çak bir 5'lik. Anatolia'nın benim için farklı planları var imiş. Bugün normalde bizim
5. yıl dönümümüzü kutlamamız gerek. 5. 50 yıl dönümümüzü kutlamamız gerekiyordu Anatolia ile. Charlie ile. Ama sanırım hafta sonunda kalacak bizi şimdi. Mimi. Okay. Oh boy. Charlie. More? Ya Charlie. Bu canavarın da daha fazla, daha fazla. Again, again. More, more deyip istemesi. Again, again deyip duruyor. Kızım. Charlie. Allah'ım. Beli kırılacak çocuğun. Tövbe tövbe. Kızım ya. Ne more'u sen de. Kudurup. No mama. No more. Hey İstanbul. Erkek Fatma. Akşama kadar böyleler. Nope. Ya kıracak çocuğu. Bizimki de yani hak ediyor. Again diyor hala. Kızım. Allah Allah. Definitely my daughter. Sırık. Sırık. Hi. How are you? Sıra bak. Ya. Ya. Okay baby. Now. Sen de yeter artık Anatolia. Hala. What? Champ? Again? No. No, enough mama. Allah'ım ya Rabbim ya. I got you. Şımarık. I got you. Şimdi buradan çıktık. Bir de fazla güneş ışığını kaybetmeden bu aydınlıkta görün. Saçlarımın rengini istedim. Bayağı koyu. Beklediğimden bayağı koyu oldu. Ama dediğim gibi akacak ve sanırım gözüm alışıyor koyuluğuna. Daha doğrusu koyu olsun istiyordum bu arada. Arkamda bu iki güzeli görüyorsunuz. Yes mama. Maili şey yapman önce, çalışman önce maili açayım dedim. İki tane paket gelmiş. Açmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi dediğim gibi söyledim mi? Biz bugün Charlie ile 5. 50'lik yıl dönümümüzü aslında hafta sonu kutlayacağız. Normalde yıl dönümümüz bugün. Ama kutlarken Charlie'le yemeğe gitmeyi ve sonra sinemaya gitmeyi düşünmüştük. Anatolia'yı kayınvalideme bırakıp. O plan sanırım hafta sonu gerçekleşecek ama biz bugün gene de bugünü de kutlamadan geçmek istemediğimiz için şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Sonra belki biraz bakıncaz alışveriş falan yapabiliriz. Ondan sonra eve döneceğiz. Şu an saat 4:30 ve dondum. Kısa kolluyum ama dondum. Üstüme hırka gibi bir şey giymem gerekecek çünkü havalar artık serinledi efendim. Şu an ne oluyor? Gürültü de ne? Arabanın tekerinin havası mı azmış? Hava. Tekere hava basıyor. Evet, tekere hava basıyor. Benim olmazsa olmazım malum somon. Burada bir tane ne derler buna? Soft shell crab, yumuşak kabuklu yengeç. Burada somon. Onları paylaşacağız. French roll, red dragon roll. Burada Charlie'nin chicken teriyaki fried'ı var. Tavuklu teriyaki soslu patates. Daha afiyet olsun. Anadolu mutlu gördüğünüz gibi. Her zaman gibi de bitiremedik. Eve geliyor biraz bizimle. Anatolia. Müziğin de rahatsız edici değil bir konfor.
Ve Christmas ruhu şehre gelmiş bulunuyor gördüğünüz gibi. Her yerde alışveriş için ağaçlar, şunlar bunlar. Noel'de genelde böyle bir beyaz tema yapıyor kimisi. Kimisi az önce gördüğünüz yeşil, kırmızı, krem ya da beyaz, altın olayına giriyor. Benim bu beyazı daha çok hoşuma gidiyor. Daha sade, daha hoş geliyor bana. Altınlı beyazı da çok güzel. Hatta Anatoly'nin doğum günü için altın rengi temasını mı seçsem diye düşünüyorum. Çok güzel bu arada şunlar. Tatlı geliyor. Sizce bu küpeler çok mu rüküş? Şunlara bayıldım. Ben zaten ne derler? Pear. Armut. Armut şeklinde şu. Ne derler? Taş olayını çok seviyorum. Bugünkü aklım olsa yüzüğümü de, evlilik yüzüğümü de armut şeklinde seçerdim. Pear. Diamond denilenlerden. Bunlar çok güzel değil mi? Çok şık, çok şirin. Yoksa çok mu rüküşler? Bilmiyorum. Bayıldım. Korkarım alacağım. Ve bu halkalar, elimdeki boyanın kusuruna bakmayın, saç boyası. Halkalara da bayıldım. Normalde altın rengi takı takmıyorum hiç ama bunların ikisi de hoşuma gitti. Ne dersiniz? Biraz size aldıklarımızı göstereyim. Charlie kendisine bir tane t-shirt almak niyetinde. Anatoly'ye daha önce söylemiş miyim bilmiyorum. Söylemiştim. Böyle kendi kendine oynayabileceği ya da işte bizim evcilik falan gibi oynayabileceğimiz, yaratıcı olabilecek. İşte diyorum, doktor seti, kuaför seti, bilmem ne tarz oyuncakları seviyorum. O yüzden bu dondurma yemek setini alalım dedim. Daha sonra bu sözde bıçakla kesiyorsunuz ama şu ortaları yapışık birbirine. Velcro dedik, cırt cırtla yapışık birbirine. Meyveler, bir bıçağı var plastik tabii ki kesmeyen. Daha sonra şu Adidas ayakkabıları gördüm ve beğendim. Bunu fiyatını bilmiyorum, yalnız fiyatını göremedim. Bunları almayı düşündüm. Ne dersiniz? Şu küpeleri Instagram'da gösterdim. Burada gösterdim mi bilmiyorum. Gösterdiysem kusura bakmayın. Kafa bin bir yerde. Şöyle korkarım alacağım. Ve bir tane daha, bir set daha küpem vardı. Ay. Ben bunları galiba göstereyim küpeleri. Özellikle şunlar inanılmaz tatlı, takmak için sabırsızlanıyorum. Anatoly'a, lütfen anneciğim. Yavaş yavaş alışverişin sonlarına geliyoruz çünkü Anatoly'a korkunç ötesi huysuz bugün, anlamadığım bir şekilde. Bugün değil aslında, son böyle 4-5 gündür çok huysuz. Biz artık terrible two'ların bu, ne diyorlar? 2 yaşında çocuklar biraz çıldırır ya, o dönemin geldiğini düşünüyoruz. Anneciğim, o gözünün ucunda yaşı var. Kurban olsun annesi. Ağlayacak bir şey yok sevgilim. Hiç ağlayacak bir şey yok. Eve gideceğiz şimdi. Sonra uyuyacağız. Böyle biraz huysuzluğu üstünde. Onun dışında burada çok güzel şeyler var. İnsan bayılıyor. Her şey rengarenk, tatlı tatlı. Gönül isterdi ki daha detaylı bakabileyim ama Anatoly çok huysuz. Ve sanırım artık gitme zamanı geldi yavaştan. Yalnız tekrar gelip ufak bir yılbaşı alışverişi yapmam olası. Çünkü çok tatlı şeyler var. Böyle neydi onun adı? Cadılar Bayramı için evi süslemeyi çok istemiştim ve süsleri de aldım. Fakat el ayak hastalığı olacağımız tuttu. Böyle her şey üst üste geldi. İstediğim gibi olmadı. Ama yılbaşı için süslemeyi düşünüyorum ve ufak bir yılbaşı alışverişine çıkabiliriz diye düşünüyorum. Belki hep beraber çıkarız sizlerle. Çünkü çok ama çok tatlı şeyler var. Ama sanırım bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın.